Gönül bestekarım bir eserini okuyacağım. 12 senedir gönderdiği bestelerle beni ben yapan, bugünkü ünüme, siz sayın dinleyicilerimin iltifatlarına mazhar kılan bu büyük sanatçıyı tanımak istiyorum. Belki de şu anda aramızdadır. Eğer beni işitiyorsa lütfen kendisini tanıtsın. Hep beraber şükran hislerimizi sunalım. Besten de çok güzel olmuş Orhan abi. Sen olmasan bu mahpusluk çekilmez vallahi.
İnşallah yakında af çıkar da hepimiz kurtuluruz. İnşallah Orhan abi. Seni candan tebrik ederim. Çok başarılıydın Füsun. Beni değil, asıl o meçhul bestekarı tebrik etmek lazım. O olmasa bu kadar başarılı olabilir miydim sanıyorsun? Bana sahnede hayat veren onun besteleri. Peki, neden saklanıyor acaba? Bilmiyorum ama mutlaka bir nedeni olmalı. Senelerdir aynı şeyi sordum kendi kendime. Sonuç, kocaman bir hiç. Geçmiş olsun abi. Oğlum, yavrum benim. Geçmiş olsun Orhan abi. Allah'ıma şükürler olsun. Bestelerini öyle değişik şehirlerden gönderiyordum ki izini bulabilmesine imkan yok. Hiç merak etme abi. Senin Ayşe ile aran nasıl? İyi ama babası vermiyor abi. Çok inatçı adam. Üzülme sen, bir çaresine bakarız. Gel yavrum, hadi gir içeri. Karnın açtır yavrum. Sana çok sevdiğin tarhana çorbasıyla karnıyarık yaptım. Odasına hiç dokunmadı. Zavallı kardeşim, temiz, içten sevgisinin kurbanı oldu. Artık bütün acılarımızı içimize gömmemiz, unutmamız lazım oğlum. Kolay değil ana. Hacıların Arif kız kardeşimi aldatıp intihar etmesine sebep olduktan sonra Arif'i öldürmem bile içimdeki acıyı hafifletmedi. Doğum günün kutlu olsun. Çok naziksin. Teşekkür ederim. Füsun, artık bu beraberliğimizi noktalamak istiyorum. Bu bir evlenme teklifi mi? Evet Füsun, seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Sen çok iyi bir dost, iyi bir arkadaşsın Bülent. Bana çok yardımın oldu. Çoğu zaman fabrikandaki işlerini bırakarak benimle meşgul oldun. Her şey için sana teşekkür ederim. Ama şimdilik evlenmeyi düşünmüyorum. Kararını verinceye kadar seni bekleyeceğim Füsun. Şu anda benim için önemli olan 12 senedir. Besteleriyle beni bu halime getiren, bana her şeyimi kazandıran bu meçhul kimseyi bulmaktır. Kim bu insan? Neden saklanıyor? Bütün bunların açıklığa kavuşması bana huzur verecek. Biliyor musun? Bu meçhul adamı kıskanıyorum. Çocuk olma. Belki de kadındır. Onun hakkında hiçbir şey bilmiyoruz ki. Senin okul arkadaşın küçük Füsun bugün meşhur şarkıcı Füsun Atakan olacak diye. Nasıl, beğendin mi oğlum?
Bütün bunları hep senin için kendi ellerimle tek tek kesip sakladım. Sağ ol ana. Ne kadar oldu Füsun Samsun'dan ayrılalı? 18 yıl. Ya. O günü hiç unutamam. Ayrılıp gittiği gün sokaklarda deliler gibi koşmuştum. Babasının tayiniyle her şey yıkılmış bitmişti. Artık İstanbul'a gidiyordu. Bense çırpınıyordum, onu son bir defa daha görebilmek için nasıl koştum bilemez. Aradan geçen bunca zamana rağmen o günleri yeniden yaşıyor gibiyim. Vapurun uzun uzun öten acı düdüğünü duydum. Gidiyordu. İçimden bir şeylerin koptuğunu, paramparça olduğunu hissediyordu. 18 sene sonra bugün bile o ayrılığın acısını bütün ezikliğiyle içimde duyarım. Peki, İstanbul'da radyo evi imtihanlarına gittiğin zaman onu görünce neden konuşmadın? Kaç defa konuşmak istedim. Ama göz göze geldiğimiz zaman beni tanımadığını anladım. Hatırlamayabilir. Kendini tanıtsaydın ya oğlum? Sanki bir yabancı gibiydi. Ayrıca beni hatırlamak zorunda değildi. İşte buna benzer duygular içerisinde bocaladım. Ona bir türlü yaklaşamadım. Belki bundan sonra... Yok, bundan sonra da imkansız artık. Benim gibi bir sabıkalı adamın onun hayatına, ününe gölge düşürmeye hakkı yok. Neden böyle düşünüyorsun yavrum? Herkesin başına gelebilir böyle felaketler. Belki sevdiği bir insan vardır ana. Rahatını, huzurunu bozmayalım. Tek teselliğim ona gönderdiğim besteler. Bana artık baba mesleğine devam edip burada küçücük dünyam içinde yaşamak düşüyor. Geçmiş olsun abi. Sağ ol. Geçmiş olsun oğlum. Eyvallah, sağ ol abi. Geçmiş olsun abi. Sağ ol. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Gözlerimle gördük masada kağıtlar altında sattın. Ulan yiyerek sen bir durumda bak kağıt. Benim masamda nasıl sıktın lan? Sen de korktun lan. Ben de sıkır yaparım lan. Yaparım lan. Yaparım lan. Yaparım lan. Yaparım lan. Bir daha yapacağım. Geçmiş olsun abi. Geçmiş olsun geçmiş abi. Hoş geldin abi. Geçmiş olsun abi. Geçmiş olsun abi. Kolay gele çocuklar. Sağ ol abi. Geçmiş olsun abi. Sağ ol. Kimin bu tekne? Bu Cemal Usta'nın siparişi. Bu sene bize verdiği 3. sipariş. Allah var, sen yokken bizi çok kolladı Cemal Usta. Bu hafta içinde İstanbul'a kendisine göndereceğiz. Ömer nerede? Yok, gelmedi abi. Hiç yapmazdı. Hasta falan olmaz. Köyden gelenlere sorar öğrenirim. Bir bakıver. Hayrola Rüstem? Bugün iş yok mu? İş çok ama elimizi kolumuzu bağlıyorlar abi. Ne oldu? Senin bir derdin var. Bu tayyarla Osman benim Samsun Taflan arasında çalışmama engel oluyorlar. Dün gene benim minibüsün kelebek camını kırdılar abi. Eğer bir daha Samsun Taflan hattında çalışırsam bu sefer bacaklarını kıracağız diye tehdit ettiler. Ben o hatta senelerdir ekmek yiyorum abi. Anlıyorum. Peki sen git işine bak. Ben icabına bakarım. Sağ ol abi. Ben icabına bakarım dedin ama Rüstem hala bizim hatta çalışıyor. Nasıl çalışır ya? Adam gibi çalışır. Bir itirazın var mı Tayyar? Orhan abicim, geçmiş olsun. Buyurun, hoş geldin. Sağ olun. Geçmiş olsun Orhan abi. Yalnız Rüstem'i rahat bırakın. Herkesin rızkını Allah verir. Anlaşıldı mı Tayyar?
Anladım Orhan abi. Abi, Ömer'in başı dertte. Neden, ne oldu? Evine baskına gitmişler. Kim? Ömer Ayşe'yi kaçırmış, kızın babası da silahlanıp Ayşe'yi almak için Ömer'in evine baskına gitmiş. Ömer! Ömer, beni duyuyor musun? Çık dışarı! Ömer, çok korkuyorum. Korkma. İnatçıdır babam, beni almadan gitmez. Ancak ölümü çiğneyip alırlar seni. Ömer, bırak kızı, yoksa kan dökülecek. Beni buna mecbur etme, sana son defa söylüyorum. Bırak kızı, yoksa ateş edeceğim. Benden günah gitti. Hadi çocuklar. Hayrola Rıza baba? Nedir bu telaş? Sen bu işe karışma oğlum. Pekala Rıza baba, pekala ama... ...bu yaştan sonra hapislerde mi çürümek istiyorsun? O halde söyle bıraksın kızımı. Birbirini seven iki insanı ayırmak günahtır. Gel biz bu işi tatlıya bağlayalım. Olmaz. Kızımı bana istediğim başlığı getirene vereceğim. Ben de işlerimi ona göre ayarladım oğlum. Peki baba. İstediğin başlığı ben vereceğim sana. Yeter ki şu çocuklar mutlu olsun. Anlaştık mı? Anlaştık. Allah nasip olurlar. Gerçi... Benim gitmem lazım. Olur Orhancığım. Buyur. Hayrola abi, gidiyor musun? Siz eğlenmenize bakın, bana müsaade. Yolcu yolunda gerek. Birbiriniz için yaşayın, mutlu olun. Mutluluğumuzu sana borçluyuz. Sağ ol Orhan abi. Siz de sağ olun. Abi, sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum, sağ ol. Neden, ne oldu? Tayyar'la Osman artık beni gördüklerinde hürmetle selam veriyorlar, hiç dalaşmıyorlar. Savaşan Dünya'nın 5. bölümü. 22.30'da ünlü solist Füsun Atakan'ın konserinin naklen yayını var. 23.30, güne bakış ve kapanış. Şimdi hafif müzik dinleyeceksiniz. Olsa senin elinde, bil ki benim ölümüm ne şikayet ederim, ne de üzülürüm. Ne zaman ki kollarında bir yabancı görürüm, ben o zaman sevgilim, ben o zaman, ben o zaman olurum. O güzel ellerin başka bir el tutarsa, o güzel gözlerin başka göze bakarsa, ne zaman ki o kalbin başka aşkla atarsa, ben o zaman, ben o zaman, ben o zaman ölürüm. Bir gün eğer kollarda bir yabancı olursa,
ben o zaman uyuyorum. Son şarkım gene o meçhul bestekarın sayın seyirciler. Bir sır gibi kendisini saklamaktan vazgeçsin. Lütfen ortaya çıksın. Bize bu eşsiz besteleri yapan sanatçıyı tanımak istiyoruz artık. Yahu kim bu bestekar sahip? Kim bilir? Çok güzel şarkılar ha. Geçenlerde gazetede okudum. Ben de çok merak ediyorum.
Oh, ana, niye zahmet ettin buralara kadar? Senin sevdiğin yemekleri yaptım oğlum. Dayanamadım, kendi elimle getireyim dedim. Sağ ol anacığım. Ne o, hayırlı bir haber mi? Ha? İstanbul'dan, Cemal Usta'dan. Ne yazıyor Cemal Ağa? Hapisten çıktıktan sonra İstanbul'a gidip kendisini ziyaret etmediğim için sitem ediyor. Haklı oğlum, tek baba dostumuzdur. Gidip elini öpmen lazım. Eğer gitmezsem, gönderdiğiniz teknenin parasını göndermeyeceğim diye takılıyor. Şimdi sanatçımız Füsun Atakan'dan şarkılar dinleyeceksiniz. Gel aşkımıza, yemin edelim. Seven bütün gönüller amin desinler. Kıskandıralım. İstanbul'a gitsen iyi olur oğlum. Hem bir tatil yapmış olursun, hem de kim bilir belki... gene de sen bilirsin. Ben işleri idare ederim. Burayı merak etme abi. Git İstanbul'a oğlum. Senin için iyi olacak. Peki kreasyonlarınızı nasıl buldunuz Füsun Hanım? Oo, hepsi birbirinden güzel. Ha. Yarın moda evine gelip birkaçını üzerimde denemek istiyorum. Bekleriz Füsun Hanım. Çok güzel, harika, çok yakıştı. İnanın bana. Evet, iyi oldu galiba. Gerçekten çok güzel. İşte... sizi bu eşsiz güzelliğinizle gazinomda görmek istiyorum Füsun Hanım. Lütfen bizi yalnız bırakır mısınız hanımefendi? Gazinomda çalışma teklifine hala olumlu bir cevap vermediniz Füsun Hanım. Daha önce cevabımı vermiştim. Çalıştığım gazinodan son derece memnunum Behçet Bey. İstediğiniz bütün şartları peşinen kabul ediyorum. İyi düşünün, hemen karar vermeyin. Kararım kat'idir. Zaten işim bitince uzun bir tatil yapmak istiyorum. Size düşünmeniz için bir hafta daha zaman tanıyorum. Hiç gereği yok. Çünkü çalışmak istemiyorum. Bir hafta sonra evet diyeceğinizi sanıyorum. Çünkü ben hayır sözünü hiç sevmem hanımefendi. Allah'a ısmarladık. Thank you.
oğlum, hoş geldin. Geçmiş olsun. Sağ ol. Çok özlemişim. Nasılsın Cemal Usta? Şükür görüştürene. Hayırsız, alacağın olmasa yüzünü göremeyeceğim. Ah, rahmetli babam bugünleri görecekti ki. Zaten baban yaşasaydı ben Samsun'dan ayrılmazdım. Kader. Tekniği çok beğendim. İşlerim çok, ben yetişemiyorum. Bir siparişim daha olacak sana. Emret Cemal Usta. Teknenin parası hazır. Ya ben para için değil, seni görmeye geldim Cemal Usta. Sağ ol. Geçenlerde Rıfat da aradı seni. Ona da bir uğrarım. Benim misafirimsin, unutma. Sağ ol. Ama önce görülecek işlerim var baba. Bağrımda bir ateş var, ne bileceksin? Ölsem de ne duyacağım, ne göreceksin? Hep seninle yaşardı, öldü de sevdi. Aşkından öldüğüm bilmeyeceksin, bilmeyeceksin. Belki biraz üzülüp kim diyeceksin? Belki biraz üzülüp kim diyeceksin? Sevmek öyle güçlü ki benim gücüm yetmiyor. Gönlüm sanki delirmiş, İhtirası bitmiyor. Sevdiyemem ki, geldiyemem ki. Elim kolum bağlanmış, çözdiyemem ki. Yıllardır yaşadım sen diye diye. İstesem de bu aşkı öldüremem ki, öldüremem ki. Misafiriniz var hanımefendi. Kim? Tanımıyorum. Ne işiniz var burada? Behçet Bey'in selamını getirdim. İki gününüz kaldı. Cevabınızı bekliyor. Ben kendisine gereken cevabı vermiştim. Derhal evimi terk edin, yoksa polis çağırırım. Hay hay, sinirlenmeyin. Gidiyorum. Ne
Rıfat abi, biri sizinle görüşmek istiyor. Vay Samsunlu Orhan, hoş geldin. Merhaba, ne haber Rıfat? 10 gündür buradasın da uğramıyorsun ha. Yani Cemal Usta'ya haber salmasak arayıp sormayacaksın. İşlerim vardı Rıfat. Askerlikle hapishane arkadaşlığı unutulmaz Orhan'cığım. Gel. Ey gidi günler ey. Ne içersin Orhan? Demli bir çay. Buyur otur. Ne var ne yok, ne iş yapıyorsun? Baba mesleğine devam. Buyur abi. İki demli çay. Peki abi. En iyisini yapıyorsun Orhan. Biz bu bataktan kurtulamadık. Ne yapıyorsunuz lan? Kes lan! Bir dakika Orhan'cığım. Geliyorum. Ulan sana kaç defa söyledik burayı kapatacaksın diye. Sen laf anlamaz mısın? Yürü lan inek! Yürü! Bu gece burası kapanmış olacak. Bu sana son ihtarımız inek! Beyninin dağılmasını istemiyorsan adamlarına durmalarını söyle. Hey, bırakın. Durun, durun artık. Hadi, topla adamlarını da çek arabanın. Başka denemek isteyen var mı? Hadi sallan minyon. Çekin arabanızı. Sen de olan. Sağ ol Orhan. Kim bunlar? Behçet'in adamları. Hangi Behçet? Hapishanede beraberdik ya, Çakal Behçet. Nedir derdi? Bize bu mıntıkada ekmek yedirmek istemiyor. Rıfat, hayır yok bu işlerde. Bırak artık. Haklısın ama bulaşmışız bir kere. Gel içeri gidelim. Çocuklar burasını düzeltin. Peki patron. Başla. Getirdik abi. Bu adamdı. Orhan. Sen ha? Yahu bu bizim meşhur Samsunlu Orhan. Hoş geldin. Bizi yalnız bırakın. Şöyle buyur, hey gidi günler ey! Hapishanedeki anılarımızı hiç unutmadım Orhan. Kusura bakma, seninle yıllar sonra böyle karşılaşmak istemezdim. Buyur, otur. Ne içersin? İstemem, sağ ol. Yoo, olmaz. Birer viski alırız. Yahu, bu Rıfat'la ne alıp veremediğin var? Kaç defa söyledim Orhan. Rıfat, benim bölgemden çık, başka yerde aç kumarhaneni diye. Dinletemedim. Arkadaş olacaksınız. Bırak o da ekmek yesin. Patron. Ne var? Abi. Ne oldu? Şey. Yabancı değil. Konuşabilirsin. Hayır diyor abi. Ha?
Bana Necati'yi çağır. Buyur abi. Necati. Bugün gazino programı bire doğru biter. Ofisin orospusu dışarıya çıkınca korkutmak için ayağından vur. Eğer bu da onu akıllandırmazsa bir dahaki sefere icabına bakarız. Peki patron. Allah kahretsin. İşler berbat gidiyor Orhan. Bu Füsun denen şarkıcıyı gazinomda çalıştırmak istiyorum. Fakat bir türlü ikna edemedim. Eğer bu gece bacağına yiyeceği kurşun aklını başına getirmezse... ...bir dahaki sefere temizleteceğim onu. Artık benim için böyle işler çok yabancı Behçet. Bana müsaade. Nereye? Olmaz öyle şey. Bırakmam vallahi. Birkaç gün misafirimsin. Yarınki uçağı kaçırmamam lazım. Samsun'da işler beni bekliyor. Tekrar İstanbul'a gelişimde sana uğrarım. Ha. Söz mü? Söz. Boş musun? Boş abi. Bak kim geldi? Kaynanan seviyormuş oğlum. Sofra da hazır. Ben şimdi yemekleri getiririm. Oo, çok şükür görüştürene. Nerelerdesin oğlum? Cemal Usta, bana bir silah lazım. Silah mı? Daha yeni hapisten çıktın Orhan. Hiç itiraz etme, vaktim az. Senden silah istiyorum. Ayrıca başka isteklerim de olacak. Beni iyi dinle.
Gidelim Cemal Usta. Biz hazırız. Yalnız arabayı ilerideki orman yoluna bıraksınlar. Olur. İşittin Mehmet. Hadi arabayı buradan uzaklaştır. İkisi de yaşıyor. Demek siz yetiştiğinizde her şey olup bitmişti. Evet efendim. Kalkınızı getirdim efendim. Beni öldürmek için daha nereye götürüyorsun? Biliyorum. Asıl vurmak istediğin bendim. Bülent'i kazayen vurdum. Ne bekliyorsun? Artık öldürsene beni. Cevap versene pis katil. Üşüyeceksiniz. Kamaranıza gidin. Sen sorduğum soruya cevap ver. Beni nereye götürüyorsun? Hanımı kamarasına götür. Gece saat 1:30 sularında çalıştığı gazinodan çıkmakta olan ünlü şarkıcı Füsun Atakan'ın arkadaşı meçhul kişiler tarafından ağır yaralanmıştır. Füsun Atakan'dan hiçbir haber alınamamıştır. Polis tahkikatı derinleştirmektedir. Füsun Atakan'ın ne olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Halkımızdan yardımcı olmaları, ünlü şarkıcıyı gördükleri yerde en yakın polis karakoluna bildirmeleri rica olunur. İşin içinde başkaları da var ama kimler? Yoksa Füsun neden kaybolsun?
takip edin. Hayır, bitsin artık bu oyun. Derhal bu meçhul yerden evime dönmek istiyorum. Bırak beni zorba! Bırak! Zorla götüremezsin, kolumu koparacaksın. Bırak beni, bırak! Ne istiyorsun benden? Git şuan! Bacım, hanıma odasını gösterir misin? Korkmayın, gelin benimle. Hadi. Yukarısı. Bütün bu olanlar aramızda kalsın Cemal Usta. Hiç merak etme oğlum. Sağ ol Cemal Usta, seni de yorduk. Sen de sağ ol, ne demek? Dost böyle zamanda belli olur. İyi yolculuklar. Hadi eyvallah. Ellerine tabanca geçirince kendilerini bir şey sanıyorlar. Adam vurmak, kadın kaçırmak, hiç kimsenin özgürlüğünü kısıtlamaya hakkı yoktur. Ne olur sinirlenmeyin, kendinizi harap ediyorsunuz. Satılmış, aşağılık, pis katil! Yanılıyorsunuz, o sandığınız gibi kötü bir insan değildir. Bunu zamanla öğreneceksiniz. Ne diyorsunuz siz Allah aşkına? Benim en yakın arkadaşımı vurdu. Sahi mi? İnanmam, onun vurduğuna emin misiniz? Füsun'un burada olduğunu kimse bilmemeli. Anlıyorum abi, hiç kuşkun olmasın. Onun rahatı için gereken her şeyi yapmanızı istiyor. Ayşe ile beraber elimden geleni yapacağım. Ünlü şarkıcı Füsun Atakan'la ilgili sadece ormanda terk edilmiş bir araba bulunmuştur. Ama kendisinden hiçbir haber alınamamaktadır. Olayda yaralanan iki kişi komadan çıkmadıkları için polis olayın görgü tanıklarını sorguya çekememiştir. Tahkikat devam etmektedir. Orhan abi, sizinle görüşmek istiyor. Gelin sizinle bir anlaşma yapalım. Bakın, Behçet'in adamı olduğunuzu, onun tarafından gönderildiğinizi biliyorum. Zaten Behçet bana gözdağı verip duruyordu. Siz bütün bu kirli işleri para için yapıyorsunuz. Ne alıyorsunuz ondan? Fiyatınız nedir? Behçet'in size verdiğinin 10 mislini vereceğim. Yeter ki bırakın beni. Hadi susmayın, söyleyin kaç para istiyorsunuz? Korkmayın, polise hiçbir şikayette bulunmayacağım. İstediğiniz şey üzerine yemin ederim. İnsan her şeyi para için yapmaz Füsun Hanım. Sizden para değil, yalnız 3-4 günlük bir zaman istiyorum. Merak etmeyin, sonra özgürlüğünüze kavuşacaksınız. Peki ama neden şimdi değil de sonra? Soru sormayın, öyle gerekiyor. Kendinizi misafir olarak kabul edin burada, rahatınıza bakın. Peki, para değilse sizin bu işte kazancınız nedir? Ne dönüp duruyor? Bilmek istiyorum. Sevmem demez
Hazır Orhan abi. En kısa zamanda İstanbul'dan döneceğim. Ona iyi bak. Güle güle. Hayırlı yolculuklar abi. Necati suçunu itiraf etti. Güya daha önce sizden iş istemiş, hayır demişsiniz. Bu yüzden vurdum diyor. Ne dersiniz? Bir sürü palavra. Neyse bunların hiçbiri önemli değil. Ben davamdan vazgeçiyorum. Yalnız Füsun nerede? Benim için önemli olan bu. Necati'nin karısı geldi. Sizinle görüşmek istiyormuş. Al içeri. Nasıl Necati? Çok iyi. Selamı var. Kendisini vuranın kim olduğunu biliyor musunuz? Kim? Samsunlu Orhan. Samsunlu Orhan mı? Evet. Necati söyledi.
O gece Orhan buradaydı. O halde Füsun'u kaçıran da Orhan'dır. Ama neden kaçırsın? Adamları toplayın, en kısa zamanda Samsun'la Orhan'ı yakalayın. Sen gidebilirsin Neriman. Peki patron. Samsun Orhan dışarıda, buraya geliyor. Buraya mı? Hadi durmayın, dikkatli olun, kaçmasın. Adamlarına söyle, silahlarını bıraksınlar. İndirin silahlarınızı. Behçet, ben buraya dövüşmeye değil, konuşmaya geldim. Şu yemeklerden bir iki lokma yiyin. Şimdi ara haberleri için hazırladım. Hadi ne olur yemezseniz çok üzülürüm. Necati Kıraç, Bülent Erbaşar'ı vuranın kendisi olduğunu itiraf etmiştir. Necati Kıraç, kendini vuranın kim olduğunu bilmemektedir. Füsun Atakan'dan hiçbir haber alınamamıştır. Ünlü şarkıcı kaçırıldı mı, yoksa kendi ortaya çıkmaya çekiniyor mu bilinemiyor. Şarkıcının hayatından endişe edilmekte. Polis tahkikatı derinleştiriyor. Şimdi hafif batı müziği dinleyeceksiniz. Bülent'i bir başkası vurmuş. Demek o vurmamış. Ben size söylemedim mi, o kötü olamaz. Zamanla onun ne kadar iyi bir insan olduğunu anlayacaksınız. Peki beni neden kaçırıp buralara getirdin? Mutlaka önemli bir sebebi vardır. Nerede kendisi şimdi? İstanbul'a gitti. İstanbul'a mı gitti? Neler oluyor? Neden buradayım? Burada oturup neyi bekliyorum? Yeter artık! Beni çıldırtmak mı istiyor? Bırakın beni, gitmek istiyorum! Ne olur bacım, zorluk çıkarmayın. Orhan abime söz verdim. Siz bizim misafirimizsiniz. Bu emaneti o gelinceye kadar korumak benim görevimdir. Peki kim bu adam? Benden ne istiyor? Bilmiyorum. Gelince kendisiyle konuşun. Füsun Atakan'a senin tarafından en küçük bir kötülük gelmeyecek Behçet. Aksi halde bir dahaki sefere gelişim böyle dostça konuşmak için olmaz. Seninle uzun süren bir hapishane arkadaşlığımız var. Bu dostluğumuza güvenerek bu andan itibaren onun hayatının da koruyucusu sen olacaksın. Değil ona kötülük etmek, onun kılına zarar gelecek en ufak şeyin karşısında da sen olacaksın. Aksi halde bunun hesabını bana sen vereceksin Behçet. Seni iyi tanırım Orhan. Bir kadın uğruna adam vurmayı göze alman, hayatını ortaya koyman için mühim bir sebep olmalı. Nedir bu? Onu seviyor musun? Anlıyorum. Şu andan itibaren Füsun Hanım benim bacımdır.
Ona artık hiç kimse bir kötülük edemez. Bana güvenebilirsin. Yalnız bütün bu konuştuklarımız aramızda kalmalı. Bundan onun hiçbir zaman haberi olmamalı. Bilmemeli. Söz ver bana. Söz Orhan. Sağ ol. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım Behçet. Orhan. Silahını unuttum. Götüreceğim. Katil olmadığınızı anladım. Ama siz kimsiniz? Beni neden buraya getirdiniz? Hemen hazırlanın. 2 saat sonra kalkacak uçağı kaçırmayalım. Neden cevap vermiyorsunuz? Hoş belki katil değilsiniz ama beni kaçırıp alıkoymaktan suçlusunuz. Sizi polise vereceğimden korkmuyor musunuz? O sizin bileceğiniz iş. Bunlara ihtiyacınız olacak. Belki beğenmeyeceksiniz ama üstünüzdeki elbiseyle yolculuk yapamazsınız. Süre içinde bana gösterdiğiniz yakınlığı unutmayacağım. Her şey için teşekkür ederim. O bizim görevimizdi. Güle güle. Mutluluklar dilerim. Allah'a ısmarladık. Bir kusur ettikse bizi bağışlayın. İyi yolculuklar. Thank you.
değil mi burası? Evet, Samsun efendim. Oo, tabii ya. Samsun. Hatırlıyorum. Çok değişmiş ama gene de eskinin izlerini taşıyor sokaklar. Garip şey. Çocukluğumda çok güzel günler geçirmiştim Samsun'da. Buralara tekrar gelmeyi düşünüyorum. Ama bu şekilde değil. Attention please. Passengers for Antalya. Will you please check in? Thank you. Bebeğe gidiyoruz. Başüstüne. Evimin yerini nereden biliyorsunuz? Sizin gibi ünlü bir insanın evinin yerini kim bilmez? Hayatınızda huzur ve mutluluklar dile. Kimsiniz? Lütfen söyleyin. Lütfen. Ne olur. Herhangi bir insan. Geldin yavrum. Canım. Nasıl geçti yolculuğu? İyi geçti anne. Karnın aç mı? Hayır, yedim. Geceki olay sinirlerimi çok bozmuştu. Panik içinde oradan kaçtım. Daha önce hiç böyle bir olayla karşılaştınız mı? Hayır. Peki bütün aramalara rağmen bulunamadınız. Neredeydiniz? Dedim ya, tabancalardan çok korkmuştum. Bir tatil köyünde 4 gün dinlendim. Yalnız mıydınız? Evet. Arandığınızı da bilmiyor muydunuz? Yok, hayır, bilmiyordum.
Nasıl olur? Radyo, televizyon, bütün gazeteler yayınladı. Ve siz duymadınız. Kaldığım yerde bütün bunlardan uzak sadece tabiatla baş başaydım. Bu sırada hiçbir tehdit ve saldırı olayıyla karşılaşmadınız mı? Yok, hayır. Katiyen. Peki söyler misiniz? Sizce Necati neden Bülent'i vurdu? Bunu da komiser beye sorun. Sizinle bir ilgisi yok mu diyorsunuz? Hayır, şeyim, ben bilmiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Demek korktunuz, kaçtınız. Sonra da bir tatil köyüne gittiniz. Evet. Bunlara inanalım mı dersiniz Füsun Hanım? Tabii. Yalan mı söylüyorum sanıyorsunuz? Neden çok merak ediyorsun bu adamı? Nasıl etmem Bülent? Düşünsene, bir adam beni kaçırıyor, onu katil sanırken katil çıkmıyor. Evet, seni anlıyorum. Sonra bana öyle geliyor ki, sanki beni bir takım tehlikelerden korudu bu adam. Peki, kim bu? Neden böyle davrandı? Evet, hayal meyal hatırlıyorum. Bir adamın koşarak geldiğini, silah sesleri duyduğumu hatırlıyorum. Ama ondan sonra kendimi kaybetmişim. İşte bu adamın kim olduğunu, bu olaydaki yerini öğrenmezsem çıldırırım. Neden bunları yaptı, neden, niçin? Tamam. Nereden öğreneceğimi biliyorum. Hoş geldiniz Füsun Hanım. Buyurun. Oturmaz mısınız? Bakın Behçet Bey, beni gazinonuzda çalıştırabilmek için her çareye başvurdunuz. Bir cinayet işlemeyi bile göze aldınız. Şu anda hiçbir ücret talep etmeden gazinonuzda çalışmak üzere boş kontrat imzalamaya hazırım. Yeter ki o adamın kim olduğunu, bana bu şekilde davranışının nedenini söyleyin. Bu konuda bana hiçbir şey sormayın Füsun Hanım. Ayrıca kusurlarımızı bağışlamanızı rica edeceğim. Sizi artık hiç rahatsız etmeyeceğiz. Bu öğrenmek istediklerimin cevabı değil. Yalvarırım söyleyin. Beni aydınlatın. Bazı şeyler vardır ki söylenmez. Beni affedin. Sizi bir hanım arıyor.
Size istediğiniz kadar para vereceğim. Beni o köye götürün. Korkmayın. Kimseye bir kötülüğüm dokunmaz. Dostça davrandınız ki işte gene geldim. Ne olur beni ona götürün. Girebilir miyim? Ah, kusura bakma kızım. Tabii, tabii. Buyurun. Hoş geldin kızım. Sizi rahatsız ettim ama... Hatasız... Sendin demek.